Merhaba değerli takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli takipçilerim, Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun. Nasılsınız arkadaşlarım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çoluğunla, çocuğunla, eşinden, dostundan Allah hayırlı geçimler versin. Bizler soracak olsanız, biz Lady ile Havize komşumun bahçesine geldik, yeşili koparmaya. Burası ıspanaklar, şöyle gösterin. Havize komşumu ziline bastım, havize komşum yokmuş, uşağı gitmiş. Emre var evde. Dün akşam yeşillik götürdü etti. Şimdi daha indim aşağıya. Şu rokaların şöyle taze yerlerinden koparcın. Severin yeşilliğe, rokaya, tereye, ıspanağa, yeşil soğana çok severim. Benim bahçemde de var da daha olmadı benim. Biz Allah razı olsun komşularımla birbirimizle ne oldu? Hep beraber, hep beraber yeriz, hep beraber içeriz. Bizim komşuluğumuz öyledir arkadaşlarımızla. Ay yemyeşil yerlerim olsun. Şöyle kökünden çıkarmıyorum da yapraklarından koparıyorum. Tekrar coşsun diye. Koparcın annem, atlatcın annem, serayın yerine oturuyor. Şurada ağaçların altında. Yukarı çıkınca da yıkayıveririz. İyi olur. Komşumun tavukları. Kedileri. Tepeğe kedileri bakayım size de. Her gün yiyeceklerini, içeceklerini. Neyse şöyle ben koparayım arkadaşlarımla. Annem hatta kan durdu, çekerim ben. Üşütücü de değil, sıcak da değil. Yine değil. Dinamo. Ağaçlar geldi, toprak şubatı. Bugün yarın. Çiçek açacağım bütün ağaçlar. Güzel olur. İşte geçse botlar mecbur hepsi kazılır. Yerine fidan dikilir. O yüzden arkadaşım da sevgili Ziyan Hoca'nı götürün yiyin diyor. Allah razı olsun. Yeşil soğanlarına bakalım. Patates soğanlarına. Değil. Ziyan Hoca'nın aynen oturuyor. Havalar ısınıyor gel değil mi Zeray? Evet ısınıyor. Baya güzel durun ama soğuk geliyormuş yine ya. Ama iki gün diyor ya. Neydi Zehra bizim buranın adı? Mekan. Zehra'nın gelin annemin mekanı. Mekanı açılış ne? İnşallah geceleri galiba. İnşallah değil mi Duygu? Duygu hoş geldin. Hoş geldin Duygu. Vallahi iyi annen ha oradan. Sizin zili bastım Emre çıktı. Annen ne dedim? Uşağı gittiler dedi. Aa, bir de uşağı dedi bana Emre. Öyle gitti. Bekle. Şöyle arkamdan geçti bakıver Duygu. Senin oradan yeşillik kopardım geldin de. He.
Gerçekten bak. Seren çığmış kay koparın hoca günayı. Taze soğandan yolayın. Var mı? Baba. Ben ay oldum geldim. Ama Emre'ye söyleyeyim de Emre bak var. Ben araba dedim Emre sandım. Senin şu daha keskindir. Bak güzel. He. Seren gel. Bak orada ıspanak var. Şey var. Emre sen oldun. Allah razı olsun. Ispanaktan yolmadım da Roka'yla. Tereden açık yoldum. Ben de ıspanağa salata. Beşik soğandı var. Gel aynı. Ay benim koçum, uykun mu geldi senin? Mızmızlanıyordu. Uykusu mu geldi? Yorulmuş gibi duruyor ya. Ay yerin çeketi çok güzel olmuş kızım. Sen yazınla iyice alışır da o zaman konuş. Anneannesi öyle. Şimdi konuşmaya da korkuyorum ben bunlar. Ya bu biraz daha şey hani kışın bir şey görmedi ya. Ondan. Onun adı neydi? Fikra. Hayır, yeleğinin, örgüsünün. Bey beğendi, hanım dilendi. Allah Allah. Önden motif bunlar şeydi, modaydı. Evet. İkra'nın çekedi, anneanne sordu motif. Analı kızlı, Duygu'nun duva bundan, İkra'nın duva. Bunlar şimdi moda, önceden modaydı. Geri döndü, geldi moda. Anam, büyük yakışmış, seni çekmiyorum kıcım, ben çekedim çekiyorum. Motif çok yakışmış, ne oldu kıcım? Sen beni unuttun mu? Burada da Hasan'ın koyunluğa, kuzuluğa var. Yayılıyorlar. Güzel havayı gördüler. Allah'ım! Ne tatlı bu kuzular ya Rabbim. Koyun da üstünü doğru gittin. Üzerini doğru. Koyun kuzu senden kaçar. O yüzden fazla ürkütmek istemiyorum. Bunlar da Halime komşum. Hasan gibi. Yayılıyorlar çayırlarda. Hasan sürdü gitti. Şöyle annemle de Zehra yenge. Biz baka koyan dedi. Yeğlerini bilmeye gitti herhalde benim tahminim. Annemle Zehra yenge benim yeşillikleri atlayıveriyor. Şimdi ben yukarı çıkacağım arkadaşlar. Bugün yemek yapacağım. Yukarı çıkacağım bakalım ne yapacağım. Hiçbir fikrim yok. Aha odunlarımı yığdım buralara. Ama vakit bulup da bir türlü kıyamadım. Şimdiden sonra Ramazan'da çıktıktan sonra ağır ağır dükkandan geldikçe akşamüstü konumun komşumun yanında hem oturun hem keserin hem de inşallah hep beraber video çekeriz. Yemyeşil buralar pek güzel olmuş. Hepsini bir götüren gel. Poşeti koy da. Hepsini bir yık. Hayır kovalanma. Onu götüreceksin. Kovaları götüreceksin. Bir de öne gelin. Aşık telefon. 3 kuruş 5 kuruş. 220 milyar. 20 dedi şimdi o bana. O şey mi dedi? 70'i satmış falan dedi. Yok. Yok yok abisi. O... Geçen sene ama geliyor. Eski yapıya. 350 mil. 350 mil. Dibinde bahçesi var. Ne ederim? Bahçesi küçük. Geçmedim Zehra yenge. Bilmiyorum var mı? Bilmiyorum yok mu? Ben dedim Halil'e de hayır dedim. Ben Halil'i aldırmayacağım dedim. 200 de verseniz alacağım bağışı dedim. Baba İsmail yolda dedi. O gelse tekrar ben konuşayım dedi. Babam 200'den fazla vermiyor İsmail deyin dedi. Baba ben sana döneyim dedi. İkizim 200 olursa verir Halil dedim. Abanızın telefonunu da bulamadım. Anneanne üzerini değiştirsin gelsin. Gel Ser şu işleri gördün mü? Dün dağlık nasıl olmuş? İyi olmuş mu? Çok güzel olmuş. Kıvamı böyle. Çizim şey ölmemiş böyle tam kıvamında olmuş. İyi, ne? Acem işlesi uydurmaçtan. Onun üstü adı az geldiyse Sumut'tan ekleyebilirsin tadına. Tadı çok güzel. Tadı iyi. Hayır hani az. Azıcık da şöyle yarım bardak bir çay bardağı da suyunda İyiymiş. Hiç altında şerbet yok ama kurdu da değil. Kurdu da değil. Bugün ben de ettim mi akşama. Daha yeni aşağı inerken döktüm şerbetini. Oy kafam başım ağrıyor. Mehmet seviyor Ramazan'da tatlı yiyor. Benim halim de çok seviyor. Epeyden bayağı çok daha beri yapmadım. Bugün daha yaptım sabahtan yaptım. İyi oldu.
mutfağa işin başına. Bugün ben ne yapacağım? Yazdan ben kızardık patlıcanlarımı dolaba koymuştum. Şimdi onları da çıkardım. Şakşuka diyorlar. Kıymam vardı, onu da çıkardım. İki tane soğanımı da soydum. Güzel yıkadım. Hafiften başladım. Ağır ağır yemek hazırlamaya. Pişne hoşafı koydum. Ocağı da hoşaf kaynıyor. Ben temşit içemeyim de akşamleyin bir çay bardağı olsun içerim. Severim Ramazan'da. Çok severim. Karanfille, ondan sonra şekerle. Sevim annem can istemiş herhalde. Zerayin hoşaf kaynattım demiş. Annem olsa da biz içsek dedi. Vallahi dedim mübarek gün. Hadi dedim akşamleyin vuruverin. Annem bitsin ben için. Zaten ikimizden başka öyle bir seven olmuyor hoşafa. Yazdan işlemedi koymuştum aynı şekilde. Bugün ben yine patlıcan yemeği yapacağım. Yanına birazcık çorba. Dünden de ıspanak kavurduydum. Undan var. Onlar da yesin bugün. Birazcık bulgur pilavının ıspanak yemeğim de var. Bunları da yapsam yeter herhalde. Bir taraftan çay koyayım, bir taraftan çorba derken birazcık soğanı fazla doğrayacağım. Hemen şöyle çok ince kıymayacağım. Patlıcan yemeğin için çocuklar soğanı seviyorlar. Bana kıymetse. Bu soğan da soğuğu acık ortası çocuk gibiymiş ya. Ben de ziyan etmedim bari ortasını alıverem diye. Hiçbir şey ziyan zedir olacak diyeli. İsraf olacak diyeli. Ortalık aldı başını gidiyor. Her şeye ateş bası. Yırtmen ölsün yemeden ölsün diye bir laf var ya. Mutlaka yemeyince de olmuyor, içmeyince de olmuyor, almayınca da olmuyor. Maalesef ortalık krizde. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Değerli kıymetli takipçilerim. Azıcık ortası çürümüş gibi soya kanı farkına vardım da kıyılarında bir şey yok, zebil etmeyeyim diye. Azıcık hemen göbeğinde bu arada çürüklük. Birazcık salata yapacağım. Marul salatası 3 gündür yapmıyorum. Açık dediğim gibi bulgur pilavı malumdan yeter herhalde. Bugün azıcık olumlarımız var. Bunları halledeyim. Birazcık topladım, toplayamadım. Yani yoruldum. Şu anda kovalarım değişik. Durduğum odanın kovasını değiştirdim, yaktım da. Bugün hava birazcık serin. Sabahtan beri soğuk. İçerimiz odasını yaktım. Nursevim'in Halil'in odası değişik. Kovala. Allah razı olsun yeşim. Ben bakayım hayvanları sen de yukarı yemeği hazırla dedi. Anne de bugün pirinç çorbası yapmış. Sütlaç yapmış. Beraber yiyoruz. Allah kabul etsin. Ne pişirsek hep beraber. Anca beraber, gence beraber. Köyümüzün gidesini göstereyim sizlere şöyle. Köy fırınımızın gidesi güzel oluyor. Bol sultanlı çıtır çıtır. Soğanım ağır ağır kavrulmaya başladı. Bol soğanla. Hoşafıma da koydum buraya. Hemen iki tane, üç tane karanfil attım. Limon suyu, vişne suyu güzel oluyor. O da kaynıyor. Ve malzemelerimi hazırladım. Domatesimi şöyle buzluktan çıkardım, donumla koyacağım içeri. Ondan sonra kıymam hafif çözdürdüm. Aynı şekilde patlıcanlarımı kızartıp dilim dilim yapıp poşetlemiştim. Onu da çıkardım. Annem de sütlaç yapmış. Aldı geldi. Şimdi birazcık kavrulan soğanımın içine ben salça ilave edeceğim. Azıcık daha kavrulmasını bekliyorum. Birazcık salçayla soğanı kavuracağım ki azıcık salça kokusu gidilesin diye. Ondan sonra kıymamı ilave edeceğim. Hoşafım da kaynadı bu arada. Kapatacağım kan altına.
Bugün içemeyiz ya, yarın nasip olursa buz gibi iyi olur. Azıcık doğum, yunumun ortası da doğumunu çözdürmedim iyice. Hafif doğumu pişirdiğim çok güzel oluyor. Birazcık da böyle kavrulacak. Ondan sonra domatesini koyacağım. Altını kısıp ağır ağır domatesin domunu koyuyor. İyi olur. Ay vallahi tabaktan fırlayıp gidiyor domates. Elimden kıyak gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Domatesi biraz önce çıkarsam iyiydi. Sonra aklım başıma geldi. Şimdi altını kısıp ağır ağır domatesin de suyunu koyuyor. İkisi beraber güzel pişer. Yemeğim kavrulukların taraftan zavurtamı yapayım. Malzemelerimi yüzüm yıkadım. Koydum kenarıma. Gittim bugün yine dükkan arkadaşlar. Üçte eşim almaya geldi beni. Aşağıya daha yürümeyeyim diye. Hemen dükkanın önünden bindim arabaya geldim. Geldim biraz dinlendim. Ondan sonra başladım daha. Yemek hazırlamaya. Ezine 7'ye 10 var. Bir 45 dakika falan var herhalde. Bir taraftan da çayımın suyunu koydum. Çayım pişerken. Bayağı 3-4 gündür zaten yapmıyorum. Bugün hem Nursa'nın canı istedi, hem benim kendi canım istedi. Nursa'nın öğretmen de çocukla oruç tutuyor diyor. Fazla ders yaptırmamış. Anne dün kodu diyor, öğleden sonra diyor. Masaların üzerine kabuğumuzu koyuyoruz diyor. Bayağı bir iki saat falan dinlendiriyor hoca diyor. Allah razı olsun dedim ben de. Çocukla öğretmenle hep oruç tutuyorlarmış. Allah kabul etsin. Tahtamın şeysi çıkmış. Bir de düşmüş. Yemeğin altına da kıstım. Onları bir şeye. Bugün siz ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Neler pişiriyorsunuz? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Bizler galiba günlük yaptığımızı ha böyle çekiyoruz. Bizim de bu işimiz bir yandan iyi, bir yandan kötü. Nursel dağılmış gelmiş, mutlaka kapının arkasını çekeden asmış. Neyi ki ver ediyorum ben? Domatesimizi de kıydık, soğan koymayacağız. Biraz çıktı kırmızı ilanlar. Kıydık mı yeter. Havuçlu koymaca. Salatalı ben seviyorum da fazla bizi filan sevmiyorlar havuca. Neyse şuradan salatalı benim bir yapayım arkadaşlarım ben. Yemeğim oldu değerli takipçilerim. Şöyle göstereyim. Kıvamını inşallah çekiyordur. Şöyle domateslerimizi kısık ateşine pişirdim. Burada sarımsaklarımı soydum, üzerine koyacağım. Şöyle ayırdım. Onun geç geliyor. Onu ayrı yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamen boşaltmayacağım. Daha ağır kaşığıyla koyacağım. Çatının üstüne bastım tekrardan. Suyu banyoya vesin diye çay açacağım. Sobanın üstünden aldım geldim sıcak suyunu hemen kettle'a koydum. Çayıma da koyacağım, aşağı ineceğim geleceğim. Hemen kovalarımı değiştirip geleceğim. Yemeğim de ben gelesi ağır ağır tıkırdaya koyacak.
Annem de kıymalı yemekler çok seviyor. Soğanlı olan, kıymalı olan yemeklere birazcık ilkin çocuğumun günü koyayım da kalanın öbür günün üstüne onu koyayım. Çoğu hemen üzerlerine su gezdireceğim. Çok iyi. Yazdan patlıcanları kızartıp da küp küp olsun, yuvarlak olsun koydum o kışın çok iyi oluyor gerçekten. Hafif ton kızarttığım zaman, bugün benim acık domonu koymuş. Sabah da dükkana giderken çıkardıydım, gelince dedim koymazsa iyi olmaz. Çok domudu, hoş olmuyor. Bugün azıcık domonu fazla koymuş. Sarımsakları yemeğin pişerken koymayın, tadı gidiyor o zaman. Şöyle hemen aralarına ince ince kıyıp bıçağıyla çok az, hemen yarım bardak su gezdirip koyacağım tekrar tüpe. Çünkü azıcık daha kaynaması lazım. Çok değil, hemen hafif şöyle. Çünkü bir kısıp da bir 5-10 dakika daha tekrar pişirmem lazım kıymasını, patlıcanı. Patlıcanlarım kızarmış ama yine de birazcık daha pişerse daha güzel olur. Şöyle ocağımı koyayım. Evet arkadaşlarım, aşağıdan yukarı çıktım. Sihirbaz gibiyim. Tabi telefonum durduruyorsun, açıyorsun, durduruyorsun, açıyorsun. Şimdi çıktım yemeğimin altını söndüreceğim gale. Bakın koyduğum suyu da çekmiş, bir güzel olmuş, pek güzel olmuş. Burada da ıspanak yemeğim var. Ispanak yemeğim ısınsın diye koydum. Ve burada Halil'imin yemeğini koymadım. Tüpe geldiğine koy veren soğumasın diye. Hoşafımız kaynadı, altını söndürdük. Bugün içemeyiz, sıcak. Dünden kalan ıspanak yemeğimizi ben ayrı bir tavaya alacağım şimdi. Nursa'ya 2 tane için yumurta göreceğim. Hanes Mulüs köy yumurtası bunlar. Çocuğun yumurtalıcanı istemiş. Ramazan gün kalbini kırmayın. Çayımız da pişti. Soframıza da Nursa'ya hazırlamış. Şöyle gösterin. Davrumbazımızın ışığı da yukarıdan yanıyor. Nursa'ya soframızı hazırlamış. Salatamızın yağını, limonunu koyduk ama tuz koymadık sulanmasın diye. Annemin yaptığı sütlaç, çorba, turşu, bidemizi koymuş. Bugün çayını yiyeceğiz böyle. Eşim 3 tane bide almış gelmiş. Birini koyduk sofraya. Bu arada da bakın saat 7'ye 25 geçiyor. 10 dakikadan azaldı. Soframı içeri götüreceğim. Akşam ezanı hemen hemen okunendi. Kıymetli takipçilerim. Bugünkü videomuz böyle olsun. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Cümleten hayırlı akşamlar.